Mobil Uygulama Videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün size yine bir mobil uygulamanın kullanımından ve detaylarından bahsedeceğim. Haydi videomuza başlayalım. Müzik Bu videoda size huawei telefonlara nasıl google play yüklenir onu göstereceğim arkadaşlar kesinlikle telefonunuzda root durumdur o tarz şeyler yapmayacaksınız hani huawei kendi mağazasından bunu gerçekleştireceksiniz Çok kişi bunu bilmiyor Dilerseniz hemen başlayalım Öncelikle huawei'nin app galeri uygulaması var şöyle sizin telefonunuzda da görürsünüz arkadaşlar tüm huawei'lerde var e, 2019 sonlarından sonra üretilen telefonlarda da google play yok yerine bu getirildi arkadaşlar arkadaşlar. Fakat bunda çoğu uygulama yok. Hatta hiçbir yok. Öyle söyleyeyim. Ee, olan uygulamalar da Google Play sürümü falan filan istiyor. Öyle. Şimdi size nasıl Google Play indirebilirsiniz ve oradaki uygulamaları detaylı şekilde nasıl indirebilirsiniz tek tek göstereceğim. Şimdi App Gallery'e giriyorsunuz arkadaşlar öncelikle. Geldiğinizde böyle bir ekran sizi karşılıyor. Şurada yukarıda aratma bölümü var. Bakın burada popüler uygulamalar bölümü var. Hemen şöyle şununla gösterelim. En popüler aramalar var. Burada Outlook ve G var. G Space'e gireceksiniz. Hatta isterseniz direkt de yazarak bulabilirsiniz. Bu uygulamaya geliyorsunuz. Bakın paralel Space falan var. Onlar değil arkadaşlar. G Space. Geliyorsunuz ve burada indiriyorsunuz bu uygulamayı. Ben indirdim zaten videodan önce. indirdikten sonra uygulamamıza geliyorsunuz. Zaten direk açtığınızda burada önünüze Google Play simgesini göreceksiniz bakın Google Play Store simgesini görüyorsunuz hemen Google Play Store'a giriyoruz arkadaşlar ee, size detaylı hani neyi nasıl yapabilirsiniz onu da anlatacağım. Google hesabınız da girebiliyorsunuz bu arada bilginiz olsun indirdiğiniz uygulamalara da o Google hesabı girilmiş oluyor yani işte Google'a giriş yaptığınız borsadır YouTube'dur şudur budur hepsini buradan indirebilirsiniz şimdi geldiğinizde şurada bakın aynı Google Play Store kısmı şuradan geliyorsunuz hesap simgenize önce bir hesabınızı eklemeniz lazım. Zaten size direkt oturum açlar. Mesela yeni bir hesap nasıl eklersiniz onu göstereceğim. Geliyorsunuz burada bakın başka bir hesap ekleye basıyorsunuz. Sizde zaten e, oturum açma kısmında direkt hesap ekleme bölümü geliyor. Ben size oradan anlatmış gibi göstereceğim. Şimdi oturum açma kısmında böyle bir ekran sizi karşılıyor. Burada e, sizi biraz bekletebilir uygulama. 30 saniye 40 saniye hani ekran böyle boş kalabilir. E, uygulama bozuk değil yani. Biraz bekletiyor. Böyle bir sıkıntısı var. Şimdi burada geldiğinizde bir tane işte kendi e-posta hesabınızı oluşturacaksınız. Veya eski e-posta hesabınızı ekleyeceksiniz. Bazen de şöyle bir ekran çıkıyor. Şu altta Huawei yazıyor arkadaşlar. İşte Google yazıyor. Diğer uygulamalar yazıyor. O şekilde olursa da Huawei'ye basıyorsunuz. Sizi Huawei'nin kimlik doğrulama ekranından alıp direkt Google'ın kimlik doğrulama ekranına yönlendiriyor. Ve istediğiniz uygulamayı indirip açabiliyorsunuz. Tamam. Bizim hesabımız var zaten. Biz hesabımızı ekledik. Şimdi bakın dediğim gibi bak, e, geri tuşuna basıyorum. Biraz bekletiyor. Hani donduğu zaman uygulamadan çıkmayın. Bekleyin zaten düzeliyor. Mesela herkesin Huawei'ye indirmeye çalıştığı YouTube APK olarak indirip de açamadığınız YouTube. Hemen şöyle YouTube yazıyoruz arkadaşlar. Ben de zaten bu cihaza indirdim. Hemen yüklenmesini bekliyoruz. Dediğim gibi birazcık bekletiyor. Geç açılıyor. Şöyle bakın YouTube e, burada var yüklenmemiş şekilde ama zaten sistem Space yüklediğinizde YouTube'u da şey yapıyor. Hemen yükleyelim bakalım açılacak mı arkadaşlar? Şimdi e, Google'da işte şurada burada YouTube'da bir Huawei'in kendi hani uygulaması gibi söyleyeyim. Yani kendi e, şeyine e app galerisine aldığı bir uygulama Google'ın uygulaması olabilir tam bilmiyorum. Kendi app galerisine aldığı bir uygulama yani kendi yayınlıyor öyle söyleyeyim. Kesinlikle APK'dır şuraya buraya yönlendirmedir falan değil. Bakın YouTube yüklendi. Şimdi aşağı basıyoruz. Hemen bak dediğim gibi takılıyor biraz bekliyoruz sadece. E, hiçbir yere kaybolmayın. Çıkmayın yani ekrandan çıkmayın. Geri çıkarsanız iptal olur. Şimdi ee, bakın açtığınız gibi eklediğiniz youtube kanalı da bakın şu şekilde geliyor hemen youtube hesabınıza geliyoruz bakın eklediğiniz hesapta açılıyor benim kendi kanalım ekli eklediğiniz hesapta açılıyor ayrıca ee, şimdi şöyle bir şey de var şimdi ekstra youtube Başka yerlerden de indiriliyor. Onlarda ne abone olabiliyorsunuz ne beğenebiliyorsunuz ne oynatma listesi yapabiliyorsunuz. Bunda hepsi var arkadaşlar öyle söyleyeyim. Ee, şöyle mesela bakın önümüze bu video geldi. Bakalım hemen şöyle videoyu durduralım. <laughs> videoyu durdurduk. Bakın reklamlar falan da çıkıyor. Bakın beğenebiliyorsunuz hemen şöyle beğeni attık. Biraz dediğim gibi geç yüklenebiliyor. Beğeni bu oluyor aslında arka planda oluyor. Abone falan olabiliyorsunuz. Bakın abone de olundu. Katılabiliyorsunuz. Yani tamamen YouTube'la aynı şekilde çalışıyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Ee, şöyle çıkıyoruz buradan. Ben şu kanala geleyim. Aboneliği geri çekeyim arkadaşlar. Çıkıyoruz hemen buradan. Ee, bir de Şimdi Instagram'ı da indirelim, bakalım hani sadece YouTube değil Instagram'ı da indirelim. Hatta YouTube kanalı olanlar için YouTube stüdyoyu mesela hiçbir yerden indiremezsiniz. Sadece buradan indirebiliyorsunuz arkadaşlar Huawei cihazınıza. Öyle söyleyeyim, App de şurada, burada hiçbir yerde yok. Ee, bakın dediğim gibi gördüğünüz gibi tıklıyorum bir iki kere açılmıyor. Açılmadığı zaman hani ana ekrana attığınızda açılmadığı zaman tekrardan gelin arkadaşlar. Hani mecburen böyle yapmanız lazım. Ama dediğim gibi sizi bir sürü yükten kurtarıyor. Cihazınıza işte rot attığınızda, rum attığınızda bazı cihazlar garantiden çıkabiliyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. E şimdi mesela Instagram'a geliyoruz. Instagram. Hemen bakalım yüklenecek mi? Açılmasını bekliyoruz. Zaten Instagram'dır, Google Maps'tir, işte Spotify'dır. Bunların hepsini GSpace'e yüklediğiniz zaman zaten sistem GSpace'in içine yüklüyor arkadaşlar. Ee, öyle söyleyeyim yani biraz dediğim gibi yüklerken sadece sizi böyle bekletiyor. Bir tek sıkıntısı bu arkadaşlar. Hani internetinizden falan değil tamamen bu uygulamadan kaynaklı. Şimdi geliyoruz Instagram'ı da yükleyelim. Bakalım giriş yapabilecek miyiz ya da Instagram hata verecek mi? Şimdi tek sıkıntı şu arkadaşlar bazı yabancı borsa uygulamalarında e, ee, yüklediğiniz arkadaşlar hata veriyor. Çünkü banka uygulaması tarzında olduğu için hani G Space'ten yüklediğinizde hata veriyor. Ee, zaten çoğu cüzdan işte borsadır, şudur budur. Onlar zaten e, Huawei'nin kendi App galerisinde var arkadaşlar. Buradan indirmenize gerek yok. Şimdi Instagram'ımız yükleniyor. Hemen bekliyoruz. %100 oldu gördüğünüz gibi. Neyse ki yükleme hızı yavaş değil arkadaşlar. Sadece sayfa açılma hızı birazcık yavaş. Öyle söyleyeyim hemen aç'a basıyoruz. Bekliyoruz açılmasını. E, bu arada uygulamaları indirdikten sonra uygulamaların nerede gözüktüğünü de göstereceğim size. E, orada da uygulama simgesine bastığınızda birazcık sizi bekletebiliyor. Dediğim gibi hiçbir şekilde e, G spaceten çıkmayın arkadaşlar. Hani bekleyin o zaten maksimum 20 saniye alıyor. Öyle söyleyeyim. Bakın geldiğimiz gibi direkt Instagram giriş yapabiliyoruz. Kendi hesabımıza ben girmeyeceğim çok uzun sürmesin diye. Burada zaten kayıtlı hesap varsa onu da seçebiliyorsunuz. E, tamamıyla sizin hani Google Play sürümünü direkt buraya atıyor. Hani Huawei'de Google Play Store yok değil aslında. Huawei'de Google Play sürümü yok. Yani hiçbir şekilde hiçbir şey kullanamıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Google Maps iniyor, açılmıyor, hesap eklenmiyor. Ben uygulamalara nereden gireceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi tekrardan G Space'e giriyorsunuz. G Space sizin ana ekranınıza iner ve gördüğünüz gibi indirdiğiniz uygulamalar burada gözüküyor. Burada da trend olan uygulamalar var. Bakın go var spotify var discord var spotify da app galeriden indiremezsiniz letgo'yu da indiremezsiniz sahibinden de şunu da bunu da indiremezsiniz arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar abone olarak beğenerek ve sorularınızı indiremediğiniz uygulamayı işte hata alıyorsanız falan filanı yorumlarda sorabilirsiniz kanala destek amaçlı da abone like yani çok teşekkürler eğer yaptıysanız zaten yapmadıysanız da yapmanızı rica ediyoruz buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler mobil uygulama videoları kanalını izlediniz. Ben Eyüp Esen bu kanalda birçok mobil uygulamaya ait detaylı kullanım bilgileri sunuyorum. Ayrıca birçok mobil uygulamanın tanıtımını, kullanımını, karşılaştırmasını yapıyorum. Kanalda dilediğiniz kategoride birçok mobil uygulamayı bulabilirsiniz. Sonuna kadar izlediyseniz abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Like yapıp videomuzu kapatalım.